başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası tamaylı. Hamserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Muharrem, bak kesin bu pembe gacısı büyü yaptırdı bize. Erkekliğini bağlattı senin. Öyle mi dersin be? Kesin. Üzerimizde büyü var. Yani o yüzden giremeyiz geride. Tez zamanda büyüyü kaldırmak lazımdır. İyi tamam, ben kahveye giderim. Hadi hayırlı işler canım benim. Eyvallah Yunus. Ne oldu, Aliç dönmedi mi hala? Gelir birazdan be abi. Aliç. Al baba getirdim. Para üstü nerede? Kuruyum içine para üstü çıkmadı baba. Ben de yerine milli piyango mı yapacağım? Aman be oğlum. Zaten paramız yok. Var olanı da götürüp piyangoya verin. Kızdıysan götürüp geri vereyim bileti baba. Yok be oğlum. Hiç kızar mıyım sana? O bilet senin kısmetin. Gel bakalım bir öpeyim seni. Canım oğlum. Ferah, sabah sabah ne çağırdın beni? Ne vardı? Aşk vardır be sultanım. Aşk. Yüreğimi dağlayan bir aşk. Bilirsin, çok severim seni. Görmeden duramam. Öyle mi lan? He? Ben de seni çok severim be Ferah. Gel buraya lan. Hem de eşeğini çok severim. Uyuz Şopak. Onları dinleyeceğine, sen de bir çift güzel laf etseni sevdiceğine. Pardon. Nasılsın, iyi misin canım? Ah canım, sağ ol. Çok romantiksin. Allah'ı... Alamın donu da açtı sultanım seni be. Ya aferin. Beni sevdiğini söylersin Şahanem ama... Amasını... Amasını bir şiirle anlatayım mı? Anlat. Bak şimdi. Yağmuru seviyorum diyorsun. He. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. He. Güneşi seviyorum diyorsun. He. Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun. He. Rüzgar çıkınca pencereni kapıyorsun. He. İşte bu yüzden korkuyorum. Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. Bir dakika. Yani şimdi ben hem seni severim hem de seninle kaçarım öyle mi? Maalesef öyle Şahanem. Ya beni seversin ama ananın yanına kaçarsın hep. Yani ananın sözünden de bir dışarı çıkmazsın hep. Hadi görüşürüz hala. Haydi yavaş Aliç, koşmadan. Ay şu kız kurusu sultana bak komşular. Hala sokak gibi sokaklarda buluşursunuz yine. Herkesin kalbi benim kadar temiz değil ki sevdiğine kavuşup evlensin. Uynak balina. Evlendiğinde ne hayret gördüğü sanki be. Hala Muharrem'de bir icat yoktur. Ama bütün mahalle. Allah seni kahretmesin evi kız kurusu. Ananla sen çekemezsin bizi. Ya zaten nazarınız değdi Muharrem'ime. Ah kadersizim ah kısmetsizim. Haydi yürü haydi. Ya ağlattın be sultan. Ay şimdi sen benim kocamsın. Akşam işten gelirsin tamam mı? Tamam. Evin kapısı da burası. Hadi bakalım. Ben gidiyorum.
Tık tık. Çıkın. İşten geldim karıcığım, çok yorgunum. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Ne olur be? Yunus'un sıpası. Çekil lan bakayım seni orada benim kızımın yanından. Ayrıl bakayım ya, benim kızımın yanından. Ya biz sadece oynuyoruz pembe abla ya. Sus bastı bacak. Bu Ayyaş babandan çektiğim yetmedi. Bu kara abinden çektiğim de yetmedi. Şimdi sen mi musallat oldun bizim ailenin karılarına? Ne diyorsun pembe abla? Sus. Sus dedim sana. Ya, pembe abla. Yapma. Ya pembe abla. Ne olur be pembe. Ne istersin bacak kadar çocuktan? Ayyaş. Senin bu ırz düşmanı oğlun benim kürbecik kızıma göz koymuş. Bak 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 na. Evlenmek vaadiyle kızımı kandırır. Sen ne manyak kaçıcısın. Delirdin mi be? Ya biz sadece evcilik oynuyorduk baba ya. Benim kızım mühendislerin oğullarıyla, doktorların oğullarıyla evcilik oynar. Senin oğlunla mı oynayacak be? Yuh be Nemrut karı yuh. Yani çocuklar sadece evcilik oynar diye mi kopardın onca kıyameti? Bugün evcilik oynar, yarın gün büyür kızımın başına musallat olur. Ne bu? Yeter artık kız. Haydi ner, ner haydi. Bak pembe, sana diyecek lafım yoktur ama seni zarif bir şekilde boğabilir. Bak evladım, ne? Gene ne oldu? Sabah sabah niye kavga ettiniz? Ben anlatayım Kumser Baba. Canım benim. Tarafsız ve ilkeli yayıncılık sorumluluğuyla ben şimdi sana her bir şey anlatacağım ha. Anlat bakalım hadi. Hadi bakalım. Heh. Ne anlatacaksın acaba? Merakla bekliyoruz. Dur bir. Ben şimdi anlatacağım. Kumserim. Ben şimdi bu Ayyaş Yunus'un oğlunu benim kızımı yarıda yakaladım. Ah be oğlum Ferhat. Hep senle Sultan yüzünden çıkıyor bu kavgalar ya. Evlenin de kurtulalım artık ya. Bana da acıyın oğlum. Komiserim bu sefer vallahi bizden alakası yok ya. Yok komiserim. Bu sefer bu kara çocuğu yakalamadım. Onu yakalamadın mı? Yok. Kimi yakaladın peki? Aha bu elba kurdu kılıklı olan var ya. Onu yakaladım. Çekil kız oradan. Ceylan kızımın yanında yakaladım onu be. Yani Ali işte Ayşe yüzünden mi çıktı kavga kadın? Yahu deli misin sen ya? Deli tabii komiserim. Psikopat. Psikopat baba psikopat. Ferhat'ın dediğinden. Psikopat. Kırma ya. Ha bu Sebile'nin evcilik oynamasına bilem izin vermez. Öyle. Şimdi öyle deme komiserim. Daha bu yaşta benim kızımı baştan çıkar ırz düşmanı. Bunu siz bir atın ıslah evine, bu bir ıslah olsun bu. Tövbe tövbe. Allah asıl seni ıslah etsin be kadın. Emekli ikramiye aldığımda senin için ne yaptıracağım biliyor musun? William. William mi yaptıracak kumserim? Ah canım benim, ne güzel bir insansın sen kumser amca. Yok, Lilla değil. İslah evi yaptıracağım. Sırf senin ıslah olman için. Ben de gönüllü gardiyan olurum komiserim o ıslah evinde. Döve döve ıslah edelim bu Nemrut kacıyı. Gülmeyin. Susun. Gülmeyin lan. Susun. Sus. Be. Buradayım komiserim indim. Hadi basın gidin şimdi. Hadi gözüm görmesin sizi. Tövbe tövbe ya. Nelerle uğraşıyoruz be. Hadi. Çıkın. Çıkın. Hadi çıkın. Hadi be Muharrem abi. At artık şu taşı. İstasyon oldun hani inceden. Ya bir dur be bir dur be düşünüyoruz değil mi? Allah Allah. İlker ne oldu benim şey oğlum? Getirdim abi buyur. Abi abi pardon abi yemin ederim bilmeden şey oldu abi. Lan yaktı beni bir tane çaka. Yemin ederim. Ne oldu? Gitti. Ne gitti abi? Şey gitti bende. Aman be Muharrem abi. Üzüldüğün şeye bak şipşak. Bırak gitsin. Zaten bir şey oldu bu vardı. 3 hafta oldu. Hala gerdeğe girememişsin abi. Hakikaten bir işe yaramıyor. Ben sizi şimdi gebertmeyeceğim.
ellerimden gözlerim ayrılmasın aziz, yalvarırım geldim. Sultan! Çok mesutum. Çekil kızı uğursuzun yerinden, şu tarafa geç hadi. Ah aman bir ana. Ah azize yalvarırım. Sen de bakma şu Fatoş'a. Ününe bak çünkü şunu çal. Delirtme beni ha. Pardon abla. Pembe. Belediyede zabıta olaraktan çalıştın mı sen hiç? Nereden çıkardın onu sen? Hayır. Sen de yan yana oturan iki sevgiliyi görmeye tahammül edemezsin de ondan derim. Kesin çalıştın sen belediyede, kesin. Sen bana laf sokarsın ha. Seninle çıkışta konuşuruz. Kaçma bir yere. Allah. En önce listenin aşağısından bakalım. Ah. Bak bakayım, oku. Oku. Son bir rakamına göre ikramiye kazananlar. Bizim billatın son rakamı kaç? Hı? 8. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Son iki rakamına göre? 3, 8 yani 38. Gene bir şey yok. Son üç rakamına göre bizim rakamlar kaç tane Aliş? 2, 38. 2.38 yattık yani. Sonuç rakama da bir şey yok. Ulan Ali, senin alacağın bilet de bu kadar olur işte. Amorti bilem yok. Çakal, madem bilet alıyorsun, büyük ikramiye çıkan bilet alsana. Gidip amorti bile çıkmayan bilet almışsın be. Ya, dalga geçmenin benim yeğenimle be. Aa. Gel, gel bakayım sen buraya. Gel, yerim ben. Yerim, sen de her gördüğünü yeme be kızım. Diyet yap biraz, diyet. Yarım kilo zayıflasam fıstık gibi olacak. Tamam be abi be. Tamam. Gel. Ya bir de en büyük ikramiye bakalım abi. Belki o tutmuştur. Aa, hakikaten de be. Büyük ikramiyeye bakmayı nasıl unuttum? Kesin Ayşe çıkmıştır büyük ikramiye. Başkasına çıksa ayıp olur değil mi lan? Numara ezberinde mi olur? Ezberinde baba, ezberinde. Üf, nereden eser bu rüzgar be? 9. Ama be. Bunlar bizim rakamlar baba. Büyük ikramiye bize çıkmış. Aa, ne diyorsun lan? Heh. Ne diyorsun oğlum sen? Ciddi mi lan? Vallahi bizim rakamlar baba. Büyük ikramiye bize çıkmış işte. Abi bizim bilet nerede? Yere mi düştü acaba? Ah. Aa, nerede? Aa, nerede bilet, bilet ya? Aman. Lan emin misin bizim bilat olduğundan? Ya rakamları ezberlemiştik be baba. Ne yaparsınız öyle yerlerde? Ya biletimize büyük ikramiye çıkmış nene ya. Onu arıyoruz. Hadi be, benle kafa mı bulursunuz? Vallahi büyük ikramiye çıkmış ana. Bu bilet yok, nereye gider? Masanın üstüne koymuştum ya. Hala. Aa! Menekşe ana tencereyi masanın üstüne koydu. Tencere de ıslaktı. Islaksa tencerenin dibine yapışmıştır bizim bilet ya. Ana! 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 Tuttunuz mu be? Çekil. De. Ay. İşte buradaymış bile. Oynak balina. Az daha geleceğimizi yakıyor. Baba rakamlara bak. Rakamlar aynı mı ya? Ya kız Fatoş, ne olur anlatsanıza be ya. Büyük ikramiye bize çıktı galiba hala. Ay bu okuyamaz şimdi. 4, 2, 3, 8. Yani işte. Ben size dememiş miydim? Kesin bizim bilata çıkacak büyük ikramiye. Demiş mi? Dedim de siz duymadınız. Dinlemiyorsunuz ki şu babanızı. Kimin abisi bu be? Parayı göreceğime nasıl da dönermiş be? Hadi gidip şu bileti tahsil edelim. Sevinmeye sonra devam edelim. Parayla sevmek daha güzel olur. Kız. Nereye gidersin sen bakalım? Dışarı çıkacağım ana. Kız bana bak. Yine o Aliş'le buluşup evlilik provası mı yapacaksın? Geç kız içeri. Kızım, bana çektirdiği yetmedi.
Şimdi şuncacık Sebi'ye mi çektirirsin ya? Bırak gitsin oynasın be, ne isterse bilmem ki. Hadi be. Kızım. Bu kudurmuş sultan. İvcilik mivcilik değil ki. Yarın bir gün Allah muhafaza bir yarışma vardır ya, gelini bulur musun? Buna bile katılır bu kız vallahi. Ya. Bana bak, başlarım seni yayına mayına. Seni fingirdik karı seni. Hadi içeri hadi. Bu çocuğa karışma be. Bırak oynasın. Ne çıkar evcilik oynamaktan? Kız ne demek ne çıkar? Bak. Sen de Ferhat'la evcilik tutturuculuk defilen derken başıma bela aldınız büyüyünce. Demek ki yılanın başını ufakken ezeceksin. Esas yılanın kim olduğu bellidir ama dua et anamsın. Kötü laf söyleyemem. İbiş kız yılanın büyüğü. Acaba bana mı dedi yılanın büyüğü diye? Selamun aleyküm. Merhaba Muharrem abi. İyidir. Şişt. Gel. Gel gel. Ne var? Ayrola ne var? Şişt. Tahtakale'den geliyorum. Muharrem abinin o derdine derman getirdim şipşak. Ne getirdin be? Aa, erkek mi kapı abi? Yanlışım varsa düzeltin ama Muharrem abi bunu hayatta içmez. Hatta hepimizi bir güzel döver inceden. Hı-hı. Oğlum akıllı olun. Öyle direkt vermeyeceğiz ki. Ya nasıl vereceğiz? Çayına karıştıracağız şipşak. Ruhu bile duymayacak. Ha, bak bu olur vallahi. İlker bir çay versene. Abi ama... Hadi be, ver be oğlum. Hadi. Hadi. Hayret bir şey ya. Oğlum şahane olacak. Atat. Oğlum bir tane daha at be Rüstem. Yanlışım varsa düzeltir ama bu Muharrem bir tane kesmez. Oğlum elini korkak alıştırma be oğlum. Birkaç tane daha at. Doldur şipşak. Doldur. Oğlum bir şey olmasın. Öldüreceksiniz adamı. Oğlum bu kadar haptan sonra Muharrem abinin geldiği aralıksız bir hafta sürer şipşak. Hadi verelim şunu. Tamam tamam. Hadi çek gel. Al yürü yürü. Muharrem abi bir çay iç. İyi gelir abi. Daha yeni içtim. Batıracak mısınız beni? Para veririz bu çaylara beyler. Babamızın çay bahçesini de toplamayız. Allah Allah. İlker aç bakayım şu demliğin kapağını. Ne yaparsın be Muharrem abi? Geri boşaltırım be. Ziyan olmasın diye. Sakın yapma. Yapma. Siz oğlum siz ne oluyor? Yok bir şey. Yani senin içmen için değil mi? Tabii abi. Yani sen iç diye şipşak. Allah Allah. Ne kadar çok severmişsiniz beni. Gözlerim yaşandı. İlker bardakları doldur, herkese çay ver bakayım hadi. Ne? Buyurun müdür bey içeride. Buyurun. Bu ne? Milli piyango bilatı. Ya anne, burada. Burada. Heh. Efendim tencerenin altına yapıştı da korktuk. Yırtılır diye size getirdik. Doğru yapmışsınız. Heh. Kızım çekiver. Buyurun. Teşekkür ederim. Çek tencereyi. Hoşçakalın. Şimdi bankaya... Bunu nakde çevirmeye. Hadi. Sağ olun. Şunlara bak. Nasıl da içerler keyifle çayları. Bunların hepsi var ya birazdan. Rıza hepsinin başında altında çıkıyor. Ne yapayım ben? Bana müsaade, benim bir eve uğramam lazım. Şimdi hatırladım, benim de bir eve uğramam lazımdı. Yanlışım varsa düzeltin ama birazdan mahalle inleyecek, inleyecek. Benim de eve gitmem lazım. Olur be. Çayını içecek kalkar eve kaçar. Delirdi mi bunlar be? Var evde. Öyle deme Muharrem. Evde şenlik var şenlik. Ben bir koşa eve gideyim. Bekle beni Nadiyem, bekle beni. Muharrem abi yaşadın. 9 ay sonra mahallenin nüfusu 2'ye katlayacak.
Sen de ikametgah paralarından köşeyi dönersin Şipşak. Bilirsiniz be. Hiçbir şey anlamam. Anlarsın. Boş ver. Hı? Sen pek çakmazsın bu mevzulardan. Hı. İnce iş. Aldınız mı parayı Uğurcuğum? Aldık ana aldık. Çok da doluktu hem de. Bak bak. Bu para bize ömür boyu yeter nene. Ay ciddi mi? Para mı dolu onun için? Vallahi be abla be. İnanmasa bak. Bak. Paralar paralar. Zengin olduk kısmet hanım zengin. Bak. Bak 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 bak. Alın hemen kendime en kralından bir vizyon kürkü alacağım. Doğru be. Yani lüks arabamıza bu kıyafetlerle giyecek değiliz tabii herhalde. Doğru. Ne arabası be? Arabamız var sanki bizim. Valla şimdilik yoktur ama bu paralarla moda olacak inşallah. Delirdiniz mi be? Ver içi paralı. Verin. Bir kuruşuna bile dokunmayacaksınız bu paralı. Niye baba ya? Bu para Aliş'e çıktı. Bir tek Aliş harcayabilir ister. Lan şu işe bak be. Bir çanta dolusu para vardır evde. 5 kuruşunu harcayamayız be. Bir tek şey evde var. Nedir o? Ne? İsterseniz Pembe'yi buraya çağırıp kendisiyle kafa bulabiliriz. Yani bir sosyal aktivite olarak da. Harika olur be, ben hemen arayayım. Ara. Ben de güzel bir oyun hazırlayayım kendisine. Alo, buyur canım. Pembe Hanım'ın malikanesidir. Pembe, kız benim Menekşe. Ne var kız? Ne istersin, ne rahatsız edersin beni? Şimdi abi bir rica eder. Der ki, acaba bize kadar gelebilir mi? Çok mühim bir mesele için sana danışmak ister. Hani senin kafa çok çalışır ya, ondan. Doğru. Zehir gibi kafa vardır bende maşallah. Madem öyle çok mühim meseledir, gelelim bari. Haydi canım, hoşça kal, güle güle. Kız, Sultan kalk bakalım. Şu sahte romanlara bir uğrayalım. Bana bir şey danışacaklarmış. Başın anacığım. Kız bana bak. Ferhat'ı göreceğim diye sevileceksin. Boşuna sevinme, seni yanına bile kumama. Hadi yürü. Hadi hadi yürü. Haydi. Nereye gidersiniz be abla? Yunus babalara. Aa ben de geleyim. Hem Fatoş'umu görürüm. Siz ikiniz de... Kime çektiniz bu sülalede bilmem ki. Beyza hadi yavrum gelsin. Haydi yürü haydi. Abi abi hadi, çabuk hadi. Ol çabuk ol gelirler gelirler. Tamam be tamam. Şenliğe bakın şimdi. Kısmetime bakın. Para buldum be. Şu balıyım ha. Kız ona. Ne demek para buldum? Yunusları parasıdır o. Aa, bir tane daha buldum. Allah'ım yarabbim. Ay aman da paralar. Ne güzel paralardır lan. Saçmışlar ortalara. Aa, maşallah maşallah. Güzel paralardır. Ama ne yapıyorsun ya? Kız Sultan. Kız, kız maşallah kız kız. Ay canım. Pembe gelirken yolda düşürdüğümüz paraları toplamış. Çok sağ ol canım. Çok iyisin. Yunuscu bu paralar sizin paralar mıdır? Çok az bir kısmı. İsterseniz kalanını göstereyim. Ha. Kalbi olan yok değil mi? Şok geçirebilirsiniz mi? Şok mu? Ne dersin lan o kadar çok mu? Allah Allah. O kadar da çok değil. Tam 250 milyar. 250 milyar mı dedin? Ay bana bir şeyler olur mu? Bir dakika. Burası bayılma köşemiz. Senin için özel yaptım. Bayıl, 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 bayıl. Nereden buldunuz bu kadar parayı? Piyangodan çıktı canım. Büyük ikramiye. Lan ciddi mi dersiniz? Vallahi ciddiyiz yani. Hem de kime çıktı bilir misin? Kime? Tahmin et. Aliş'e. Ay canım. Ben bu oğlanı zaten... Ezelden beri çok sevmişimdir. Daha önce söylemiş miydi bilmem.
Ölçüyor tam 180 derece. Nedir 180 derece dur lan? Parayı dur görünce anında dönme derecem pembe. Ulan daha dün bu oğlanı karakola şikayet etmedin mi? Küçük kızımla evcilik oynar diye. Aa, üstü bir iyilik sağlık. Bu iftira atarsın. Tübe tübe demedim. Para sende geçici hafıza kaybı yaptı galiba. Herhalde. Bu güzel günün hatırası olaraktan şu deste bende kalsın bari. Bakar bakar bu güzel günü hatırlarım. Hadi eyvallah. Şşt. Oo, Pop, anan güzel mi senin? Ver bakayım şunları. Sen seni. Şimdi çatla da patla bakalım Pembe Hanım. Hadi bakalım şimdi naş naş. Hadi hadi. Hadi. Şu paralarda bir lokma versene. Haydi canım senin bir işine yaramaz. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Hadi canım hadi Allah versin. Patron yok. Naş naş naş. Ya ne yapıyorsun lan? Paranız batsın be. İyi de bekleriz de ben bana. Allah sen. Menekşe. Biz Aliç'le bir alışverişe çıkarız. Paraları sakladığımız yeri kimseye çaktırmayın. Tamam, tamam abi. Hazır mahalleli bize piyonga çıktığını duymadan şu alışverişi aradan çıkartalım. Tamam. Merhaba Yunus. Sana börek getirdim. Yuh be Azize. Hemen duydun değil mi para çıktığını? Yalaka karı. Börek yapmış getirmiş hemen. Çay da demleseydin bari. Çay demlemesine gerek yoktur. Zaten ben demlemişim. Sen hiç meraklanmayasın Yunus'cuğum. Aa. Ben de meyve getirdim. Ben de pilav pişirdim. Ben de tatlı yaptım. Aman kapıyı kapatın. Paranın kokusunu duyan geldi. Ben bu kafamı dağlara taşlara vurmayayım da nereye vurayım? Ayanacığım dur. Nereye vurayım abla, kız? Abla, dur. Ay yapma ana delirdin mi? Yok yok dur vurayım. Daha iyi vurayım. Dur dur. Abla yapma. Dur ya ana delirdin mi be? Ay delirdim be. Delirdim be. Ben nasıl gittim de bu Aliş'i ellerimle karakola verdim. Ah benim kafam. Vurma abla. Abla vurma. Dur be abla. Aç ucağı para çıktı. Beni affetti. Bırakın lan kıracağım bu kafayı. Abla, yapma abla yapma be. 250 milyar para mı be abla? Hem de 250 milyar para. Bu duvarlar yetmez. Bana daha kalın duvarlar getirir. Anne dur. Ana bir dayı be. Seni sakinleştirip de gireyince bu gidersin be. Abla sakin. Ay benim salak başım. Beni alt ettim. Yeter be ana yeter. Üzme kendini bu kadar. Fazla vurdum galiba. Bak şimdi kızım. Ha. Derim ki ben para Ferhat'a çıksa kolaydı ha. Evet. Verirdim seni Ferhat'a konardım ben paraya. Para Yunus'a çıksa gene kolaydı. Ve alırdım kendime Yunus'u gene konardım paraya. Evet. Ama çıka çıka gitti para Aliş'e çıktı. Ben ne yapayım şimdi ha? Ne oldu be ana? Şşt. Buldum. Kız Ayşe, gel bakayım anacının yanına. Gel bakayım ananın. Zeynep, git çatıya. Çatıdan Ayşe'nin eski beşiğini al da gel. Ne diyorsun abla sen? Lan seni desin bunu yap. Yürü getir bakalım şu beşiği. Peki abla. Kızım, sen gene ne filmler çevirirsin? Yat kızım sen. Aliş'le Ayşe'yi beşik kesmesi yapacağım. Aliş damat olacak kız bizim eve... Damat olacak sivil acıcık. Ya, yuh be ana. Yani parayı kovmak için şuncacık çocuklara göz koydun ha. Yuh. Muharrem. Allah. Hayrola ne müjdesi? Zengin olduk be Muharrem zengin. Aliş'in piyangodan 250 milyar para çıktı. Hadi ulan. Öldüremedi şunu bir. Şu sahte Rumanlar paraları bitir bir de yetişelim ha. Yürü kız. Yürü gelir olacaksın. Haydi yürü. Aman be indi. Yürü haydi. Gibi ne işiniz oraya? Hadi gidin lan. Allah'ın çocukları. Ulan bir daha sizi bir burada göreyim ha. Yoksa çarp diye bacaklarınızı ayırırım ha.
Selim, ver onu bana. Kapıda nöbet tut. Gelen olursa içeri sokma. Haydi canım. Tamam, tamam. Tut kız. Aman bismillah. Ay. Koş koş koş. İçeri girmek yasak lan. Yasak. Geç. Ulan salak Selim. Seberi kedi evime mi sokmasın lan? Çekişler. Allah Allah. Bir tane çakacak. Çekil. Hop hop hop. Yasak hemşerim. Hayda. Ne haydasın lan? Ne vuruyor lan? Gireceğiz işte. Zengin olmuşuz Yunus Bey, zengin olmuşuz. Zengin olduk lan. Bu beşik burada bir dursun bakalım da ben kendime bir çeki düzen vereyim kızım. Tüve tüve, bu yaşta okudurduk ara. Sus, neyi varmış ki yaşımı taş taslasın, 3 yaş büyüğüm senden. Ver şu tepsiyi bana. Yunuscuğum, ilk saçkı giydim canım. Yunuscuğum, bak. Beysaran bir getirmişti. Bu karıların ne işi var burada? Biz de börek getirdik. Allah cezanızı bilmesin evi para güz karılar. Ay. Güldürüz parayı, koştunuz geldiniz adamın önüne. Adam biraz benim gibi gururlu olur be. Tabii canım, tabii. Pembe çok gururludur. Sadece belli etmez Allah için. Yunuscuğum, istersen bizim eve gidelim. Ben sana evde çok güzel yemekler yaparım. Ne yaparsın? Dilber Duda yaparım. Hanım Dibe yaparım. Kadın Budu köfte yaparım. Anlarsın ya. Allah, birden acıktım be. Yulu karı. Sen benim ilk saçkımı çekil kız oradan. Yurdan çıkar. Gel lan buraya. Kalkın oradan haydi. Aslan pembe abla be. Yunus'um be. Eks aşkım benim be. Nasılsın canım, iyi misin? Yuh be. Şu hareketlere bak, hareketlere. Beni baştan mı çıkartacaksın erotikman da? Lan niye öyle dersin be? Bilirsin ki eskiden beri ben sana yanığımdır ha. Güneşte fazla kalmışsındır. Ondan yanmışsındır. Yoğurt sür geçer. Helal be abi be. İyi dedin. Öyle değil mi lan? Seni görünce kalbim küt küt atar, anlatabiliyor muyum? Aa, kalbinde mi var senin? Allah Allah. Tabii var. Niye şaşırdı? Yok, pek kullanmazsın kalbini de ondan derim. Kalpsiz gacı. Kullanmadığım için çok temizdir. Ve artık bu temiz kalp sana aittir, anlatabiliyor muyum? Herkesin göz önünde ne açarsın çuçuları be? Tövbe tövbe. Dur kız, tamam be. Aa, şey Yunus'cum. Ben aslında şey için gelmiştim. Ne için? Kız oynak mı Alina? Burada dışarıda ne var? Bir beşik vardır. Getirsene onu bana. Beşik mi? Ne beşik be? Allah'ın. İşte bak Yunus'cum. Bu var ya bizim Ayşe'nin beşiğidir. Ben derim ki bizim Ayşe'yle sizin Aliş'i beşik yapalım. Ay işte kertme yapalım. Sen ne dersin canım? Derim. Derim. Hatta yuh bile derim. Lan sen delirdin mi be? Bu yaşta iki çocuk evlendirilir mi hiç? Lan fena mı? Bir ilke imza atarız be. Anlatabiliyor muyum? Saçmalama be hembe. Bu iki evden illa birileri evlenecekse o Ferhat'la sultan olur. Yaşa baba be. Büyüksün be Yunus baba, büyüksün. Tamam. Ay. Kabul. Onlar evlensin. Bravo lan, bravo. Ne olur be? Abla sultan abime verdi. Pembe. Canım. Hazır bunlar evlenirken biz de arada evlenelim mi? İki düğün bir arada çıkar, biz de türümden kazanırız. Olur. Neden olmazsın? Madem hepiniz evlenirsiniz, Fatoş'la biz de evlenelim bari. He. Bizim başımız kel mi? Tamam. Siz de evlenin. Allah! Yaşa be! Bunu kutlayalım. Hem piyongadan çıkan para hem de bu üçlü düğün için kutlama yapalım. Yapalım. Ben. Hadi. Gel 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 canım. Ay canım. Kız bir dakika anneciğim, ben diyorum. Gel. Akıştım galiba. Çekil. Çekil. Anneciğim gel. Kapatın işte ben. Baba. Baba. De mutluyum. Tam 3 evlilik olur. Üçümüz birden bunların bütün parasını çekip kurutacağız kızım. Aman ya. Aklı
Kızın fikri para da değil mi? Araya nasıl kaynak yaptık ama Fatoş yok. Lan babam beni sana nasıl verdi? Şaştım kaldım valla. Paraya tutsana be pembe. Ulan Allah'ın pinkisi. O kadar param var. Sen bana para yapıştıracaksın. Hala millette para koparmaya çalışırsın. O paraya elimizi bile tırmayacak. Ne demek o? O para Aliç'indir. Ancak Aliç harcayabilir. Ama o para benimdir. Hele bir evlenelim. Ben o parayı senin cebinde kuruşuna kadar almazsam bana da pembe demesinler ulan. Yapıştır be Muharrem, yapıştır. Allah gece dayısın be. Aman be, aman. Hani Muharrem para, hani? Allah be pembe, aman be. Aman. Merhaba, patron Ali de buradaymış. Ya nerede kaldınız be? Çabuk çıkıp çalın. Müşteri sizi bekliyor. Biz bu gece buraya çalmaya değil, eğlenmeye geldik patroncuk. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyorsunuz? Ben size çalmanız için para veriyorum. Çıkıp eğlenmeniz için değil. Öyle mi? O vakit biz sana para verelim. Sen bizi eğlendir patroncuk. Aferin aslanım, çok güzel söyledin. Grigon benim, aşin erkekim benim. O para destesini nereden buldunuz be? Diğer 250 destesini nereden bulduysak bunu da oradan bulduk. Anlatabiliyor muyum? Ne? 250 deste mi? Öyle tabii. Bu bünyeye piyongadan tam 250 milyar para çıktı. Canım benim. Doğru mu lan sen? Doğru patron Şipşak. Yunuscuğum. Buyur. Canım kardeşim benim. Hiç bu mekana ortak olmak istedin mi yavrum? Ortak olurum ama bir şartım. Nedir şartın? Bak. Bir şartı göstereceğim şimdi ben sana. Haydi. Ve huzurlarınıza oryantal patron hani. Helal. Helal. Biraz kızın düğünü. Aslanım benim. Gel lan buraya. Geride gel. Gel lan. Ben sana para yaptıracağım. Aman be kızlar, nasıl bayılır. Onu da göster patron. Aman be Selim be. La dansöz mü oynuyor? Helal. La patron bu be. Biz ne oynatıyoruz? Gel gel. Ay oynatıyoruz bu. Allah. Yandan Şipşak, yandan. Hala çiçeğe çıkmazsın. Tili bili bilton, ananın adı Charleston. Charleston. Kız bir salak bıyıp zengin karısı olduktan sonra, değil mi Selim'ciğim? Gidip de sokak köşelerinde ben çiçek mi satarım? Yanlışım varsa düzelt abla ama Yunus o paraya kimse dokunmayacak bak demedi mi? O para Aliş'in demedi mi? Sen bana baksana. Ben, Pepe. Para göreceğim de dokunmayacağım. Senin aklını alır mı hiç aman akayım? Kız ana. Vallahi senden korkulur ha. İBF'de betersinse. Soyup soğana çevirsin Yunus'u. Kız.
IMF de kim oluyormuş? Ben IMF'nin ağ babasıyım. Değil paralarını, dunlarına kadar her bir şeylerini onların alacağım, görecek onlar. Görecek. Anlatabiliyor büyük kızım. Açın. Geç şöyle. Geç. Hiç mi zengin görmediniz lan? Açın şöyle. Bizim abi Yunus baba. Bir piyango vurmuş. Eyvallah. Saygılar. Eyvallah Yunus baba. Saygılar. Eyvallah. Ya yiğit, bizim ailede de bir biçenler var. Gurur duyarız seninle Yunus abi. Hepinizi saygıyla selamlarım. Benim esnafım. Benim romanım. Benim şoförüm. Benim çiçekçim. Darbukacım. Klarnetçim. Bırak, lan. Bırak. Kapıyı kaptırmam. Ya dağılın ya. Biz sen gireceğiz. Dağılın. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adaylığımı koyduğumda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Tamam. Dağılın. Çekilin. Yürüyün. Allah'ın sahte romanları. Selamun aleyküm millet. Merhabalar Yunus baba. Yunus baba, hoş geldin Şipşak. Buyurun, şöyle oturun. Yok yok, benim yerime otursun. Tebrikler Yunus baba. Aliş abi buyur, gel böyle otur. Hemen yalakalık yapmayın. Kuruş para koklatmam ben o paradan. Aliş otur. Tamam. Çekil kardeşim, dal. Yunus baba iki çay çek. Benden, zengin çayı. Başka bir emriniz var mı Yunus baba? Sizin Aliş abi. Tövbe tövbe. Karılara bak. Papatya tarlası gibi. Yunuscuğum, X aşkım. Bildin mi şarlatanımı nasıl olmuş? Anne tarlatan, aman tarlatan. Anladık bir tarlatan. Maşallah maşallah. At kulağına kelebek konmuş gibi. Küfürbaz. İnsan azıcık şu kadar romantik olur be. Gel şöyle yamacıma. Sarıl bakalım müstakbel karına. Gel canım. Yavaş ya. Boğacağım beni be. Ne oluyor be? Ya Ferhat nasıl olmuşum? Beğendin mi? Ya Şahanem harika olmuşsun da bir şey diyeceğim. Bizim düğünümüz yarın değil mi? Niye şimdi giyindi herkes erkenden böyle? Aman o kadar para veririz be. Yarısını giydik en azından. Bir gün giyecek değiliz ya. Yani şöyle bir giyelim ya. Düğünden önce gelinlik giymek uğursuzluk getirir derler. Aman bir ana. Ya sen de her şey uğursuzluk desin ha. Şomazlı karı. Çekemez mutluluğumuzu. Madem yarın evleneceğin, evlilik sözleşmesini imzalayacağız. Geçin bakalım şöyle. Acelen ne ulan? Geç. Hadi. İyi hadi gel. Oturun hadi. Ay. Milyarlık mobil. Acelen ne be Yunuscu? Yarın nikah meyburu zaten evlilik sözleşmemizi imzalatacaktır. Yok, bu bildiğiniz sözleşmelerden değil. Amde Atayız imzalamıştı ya. Evlenip boşandığımda karşı taraftan bir kuruş istemeyeceğim diye imzalayacaksın bak. Ay yaş. İç yürekten seven bir kişiye böyle sözleşme imzalatılır mı? Vallahi çok kırarsın beni ha. Pembe haklı be baba. Bize yakışır mı iç? Yakışır. Çok da güzel olur. Hakikaten para için değil aşk için evlenen biri iç çekinmeden imzalar bunu. Ben imzalarım Yunus baba. Oturdun yedi salak. Para vermeyeceklerse niye evleneceksin bu sübüklü gacıyla? Aa hoppa sen kimin sübüklü değilsin, ağzını yitirip seni. Ay, gördünüz mü? Meğer sen pembe aslında paranın peşindeymiş. Bu sözleşmeyi imzalamazsanız evlenemezsiniz. Tüküreyim sana da sözleşme ne demek? Ya durun lan. Dur be. Ya yapmayın ya. Ya dur ya. Dön geçme.
Bu ne hal be? Niye kavga ettiniz siz? Siz niye gelinliklisiniz? Siz niye bir örnek giyindiniz? Vallahi akıl sır ermiyor size be. Kafayı yedireceksiniz bana ha. Komiserim, izin verin ben size açıklayayım. Ben çok güzel açıklarım, siz bunu iyi bilirsiniz. Yok, bu sefer ben açıklayacağım komiserim. Hazırsanız açıklarım. Her şeyin suçlusu... sizsiniz. Suçlu sizsiniz. Ne diyorsun be? Deli deli konuşma. Evet komiserim. İddia ederim esas suçlu sizsiniz. Salih evladım. At komiserimin nezareti de aklı başına gelsin. Susun. Azıcık ciddi olun. Vallahi yakarım hepinizi ha. Sen ne diyorsun be Allah'ın delisi? Ben mi başlattım kavgayı yani? Niye ben suçlu oluyormuşum? Komiserim siz suçlusunuz. Çünkü ben başından beri bu pembeyi şikayet ederim ama siz hapse atmazsınız. O da dışarıda abire kavga çıkartır durur. Tövbeler olsun be komiserim. Kuru iftira atar bu eşi olursa. Ben, Pepe kavga çıkaracağım. İç olacak iş midir canım? Sizin şimdi aklınız alır mı bunu? Alır. Tamam o zaman. Madem alır, oldu canım. Ama esas kavgayı gene de bu Yunus Abu Yunus başlattı. Anam haklı komiserim. Yunus Baba evlilik sözleşmesi yaptırmak istedi bize. Ama onlar da imzalamadı ki komiserim ya. Evlilik nereden çıktı be? Şunu bir baştan anlatın bakayım bana. Anlatayım. Şimdi komiserim. Bizim Aliçe Milli Piyango'da büyük ikramiye çıktı. Öyle mi? Tebrik ederim. Yalakalın sırası değil. Çok istifra ederim. Bir şey anlatırız. Allah bunu, Allah. Bana bak, beni sinirlendirmeden anlat şunu. İyi. Bize para çıkınca... bu Allah'ın yalakası karı tutturdu hepimiz evlenelim diye. İyisi güzel komiserim. Bu şarap mantarı kılıklı herif bize parayı fıklatmamak için Amde Ata izi gibi bizimle evlilik sözleşmesi imzalattı. Boşanınca bize kuruş koklatmayacaklar paradan. Terbiyesizler. Vay vay vay. Bu sözleşme iyi fikirmiş ha. Ben de seninle sözleşme yapacağım Yunus. Gevşeme ve sululuk yapma hemen. Ne evlendik, ne sözleşmek? Evleniyor muyuz yani, ne? Kes. Evlilik sözleşmesi falan değil. Kavga etmeme sözleşmesi. Hepiniz imzalayacaksınız. Bir daha da kavga edip buraya gelirseniz vallahi donunuza kadar her şeyi imzalarım. Hayır. Susun. Hepiniz imzalayacaksınız. Salih. Sözleşmeleri hazırla getir oğlum. Hadi rastgele abi. Sağ ol evladım. Buyurun beyefendi, kimi aramıştınız? Yunus Bey'in evi değil mi burası? Evet, burası. Onunla önemli bir şey konuşmam lazım. Tabii, buyurun. Sen gidebilirsin evladım. Baş üstüne efendim. Siz Yunus'sunuz değil mi siz? Aa, hayret. Tanıdım valla. O kadar meşhur oldum ben ya. Gazetelere mi çıktım acaba? Baba. Babam. Babacığım. Hop hop, ağır ol bakalım, ne oluyor? Böyle el gördüğün sakallıyı baban zannetme oğlum. Bana oğlum dediniz, oğlum. Aa. O kadar mesudum ki babacığım, yıllarca sizden bu kelimeyi duymak istedim. Allah Allah, ne oluyor kardeşim? Yaşa be evladım, lafı ağzımdan aldım. Ne oluyor be sen? Hayır, ben sizin oğlunuzum babacığım. Yıllar önce varlığından bile haberdar olmadan bırakıp gittiğiniz oğlunuz. Allah Allah. Ayret bir şey. Baba bu herif ne der be? Kardeşim sen ne babası ya? Hadi bas git be hadi. Dur, hadi oğlum, çık lan. Ayıptır ayıp. Yapma Ferhat. Ulan duydum parayı oğlun numarasıyla geldin değil mi? Ne parası? Sen daha iyi bilirsin. Milli piyonga parası. Yanlışınız var babacığım. Ben İzmirli bir iş adamıyım. Kapıda arabam var. Eşoförüm de var. Hanımefendi de gördü. Allah Allah. Annem sizden o kadar çok bahsetti ki... bir kerecik olsun görmek istedim sizi. Anan kim senin? Şey, anam... Aa, tanıdım valla evladım. Yoksa sen bohçacı Maviş Gülsü bir de oğlu musun? Hay yaşa teyzeciğim ya. Nereden bildiniz?
E tabi kan çekti demek ki. Hemen tanıdınız. Uydurma. Ben bohçacı Gülsüm'le öpüşmedim bilem. Nasıl çocuğum olsun? He? Hatırlamamanız normal. O gece ikiniz de sarhoşmuşsunuz. Birbirinize kavuşmuşsunuz. Ben de o gecenin meyvesi olarak dünyaya gelmişim. Öyle mi be? Olabilir mi acaba? Allah Allah. Bakın babacığım. Yıllarca bu fotoğrafınızı taşıdım boynumda. Allah Allah. Ah garibim ah. İçim cız etti vallahi. Peki ismi ne senin? Yunus. Senin de mi adın Yunus? Evet babacığım. Annem sizin isminizi koymuş bana. Sizden bir hatıra olarak. Gördünüz değil mi? O Yunus olacak alçak. Piyango parasını kaptırmamak için ne numaralar çevirdi. Yanlışım varsa düzeltin ama keşke imzalasaydık o evlilik sözleşmesini. Ya Fatoş'uma kavuşamadan her şey bitti be. Konuşma ördek seyilim. İmzalasak boşandığımızda 5 kuruş bilim alamazdık. Ben boşanmayacaktım ki zaten. Ben de vallahi ölene kadar Ferhat'la evli kalmak isterim. Siz kime çektiniz bilmem ki. Bizim ailede sizin gibi hiç olmadıydı. Yani sen şimdi diyorsun ki ben senin evladınım. Evet baba, senin oğlunum ben. Benimle ne kadar gurur duysan azdır. Okuduğum üniversiteyi bitirdim, iş adamı oldum. Yok kesin yanlışın var senin. Ben aklı kıt bir adamım. İlkokul 2'ye kadar ancak okuyabildim. Sen kesin benden değilsin. İlahi babacığım çok şakacısınız. Sizin evladınızım ben. İnanmıyorsanız yarın sabah gidip DNA testi yaptırırız. Anan nasıl evladım? Annem sizdir Ömür nineciğim. Babamın adını sayıklaya sayıklaya son nefesini verdi. Ya. Deme be. Allah rahmet eylesin. Çok iyi kadındı Maviş Güls. Yok yok. Bu iş hiç hoşuma gitmedi benim. Ya piyangoda para çıktı. Ertesi gün bu herif şıp diye damladı. Üçkağıtçı mı diyorsun yani abi? Günahını almayın kardeşinizi. Görmediniz mi? Yıllarca abimin resmini taşımış kuyununda. Üstelik adı da aynıdır. Menekşe haklı be. Hep arabasının fiyakasını, şoförünü görmediniz mi? Hı? Belli ki çok zengindi. Ne yapsın Yunus'un parasını? Benim de aklım çok karışık. Ay bence kesin abimin oğludur o. Çok da benzer ve görmez misiniz be? Vallahi ben de Yunus'a benzetirim azıcık. Hadi be. Neresi benzer? Alakası bile yok. Aa! Aklıma bir şey geldi. Ne geldi aklına? Test edeceğim herifi. Bakalım üçkağıtçı mı değil mi? Hadi bakalım. Hiç çayımızı içmedin mi evladım? Yo 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 ben ikram kabul etmem. Prensibimdir. Sadece size bakayım. Yılların hasretini gidereyim o bana yeter. Vah evladım vah. Üçkağıtçı olup olmadığını şimdi anlarız. Görün bakalım. Hadi hadi. Ya şimdi göreceksiniz. Bir şey ben bir lavaboya kadar gitsem. Koridorun sonunda. Şöyle yap bulursun. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Dediğim gibi üçkağıtçın Allah'ıymış işte. Babacığım bu parayı koridorda düşürmüşsünüz. Gerçi çok büyük bir para değil ama gene de lazım olur belki. Sağ ol evladım. Yüksek müsaadenizle şimdi ben bir tuvalete gideyim. Tuvalet solda. Soldan. Vay be. Üçkağıtçı dedik ama herif hakikaten dürüst çıktı. Öyle be. Anlamadım. Ya parayı biz atmıştık oraya be baba. Elemanı test etmek için. Kardeşinizi iftira atarsınız üçkağıtçı diye. Kabul edin artık. O sizin öz böz kardeşinizdir. Öyle galiba. Doğru. Bizim gibi mert delikanlı bir adam. Kesin bu bizim kardeşimiz. Nasıl affetti bakar babama gülmez misiniz? Parayı da almadı. Nasıl da geldiler oltaya. Paralar. Yunus. Paralar. 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 Yunus. Gitti ana, paralar gitti Yunus. Ne oldu be ana? Paralar gitti. Nerededir paralar? Paralar
Nerededir kızım, nerededir? Tövbe tövbe. Gitti. Para diye diye kafayı oynattı karı. Yeter artık, kendine gel hadi. Gitti. Gelemeyeceğim kendime, düşünsene kız. 250 milyar urda kuzu kuzu yatar. Ben burada bir kuruşuna dokunamam bu paranın. Anam. Ay uyuyatacağım aman kafayı. Be, yatamam uyu, kızım, hadi. Yatamam. Bundan artık, bak beni yattı sanıyorsun ama 250 milyar para urda kuzu kuzu yatar. Ben burada bir kuruşuna dokunamam kız. Ay şimdi sen diyorsun ki para. Ara yat uyu. Ben uyuyamam ki. Bak kızım ben şimdi yatayım bak uyuyor muyum. Ay yattım kalktım. Uyuyamam kızım. Aklım hep o 250 milyarda. Uyuyatacağım sultan kafayı uyuyatacak. Aman yat. Ne oldu? Geri kalktım. Kafam aklım hep 250 milyardadır anlatabiliyor muyum? Yani yatıyorum ama yatamıyorum. Bir şey bana dokunuyor. Saçmalama yat artık. Yattım. Ne olur. Ay, saçmalama yat artık. Gene yatamam ki. Yatamam artık. Artık bitti gitti. Uyku gitti parada kafa. Hadi uyu artık. Düşünme parayı tamam. Tamam uyuyacağım artık. O zannediyor ki ben yatacağım. Yatamam. Geri kalkar. Şimdi bizim Temel Londra'da dolaşıyormuş. Dolaşırken bir bakmış nehirde biri boğuluyor. Adam bağırıyormuş. Help, help, help diye. Temel adamı görünce İngilizce öğreneceğine yüzme öğrensene demiş. Vay be. Ya ne komik adammışsın be birader be. Ay, gülmekten yarıldım valla. Aman abi. Ne de olsa bu bünyenin evladı. Babasına çekmeyiz. Gece yarısı oldu. Ayla muhabbet edersiniz ha. Onca sene sonra varlığını bile bilmediğim oğluma kavuşmuşum. Olacak o kadar menekşe. Tamam da güller torbaya girmedi ya. Yatalım. Yarın sabah gene muhabbet edersiniz. Yatalım dediniz de bu gece babamla aynı odada yatabilir miyim? Çocukluğumdan beri hep bunu hayal ediyordum. Ah canım benim. Tabii evladım. Canım oğlum. Bu gece aynı odada uyuyorum. Baba oğlum. Hazırla yatakları. Haydi. Muharrem. Ya Peyberi yaptırdığı büyü kaldırmak için kurşu döktürmemiz lazımdır. Öyle mi yapmak lazımdır? Öyle tabii. Normal değil bu durum be. Bugün anama kurşun döktürelim biz. Tamam be. Haydi uyanın. Kahvaltı hazır be. Oğlum uyan. Uyan da baba oğul şöyle karşılıklı bir kahvaltı yapalım. Yunus. Oğlum. Ne ağır uykun var be. Uyan hadi. Allah Allah. Nereye gider bu oğlan? Yoksa paralar. Paralar. Allah! Paralar çalınmış. Ne? Paralar. Ne oldu abi? Ne oldu baba ya? Paralar. Paralar çalınmış. Ne? Vay adam ya. Hayırsın vay. Ne günlere kaldık be bari. İnsan öz oğluna bile güvenemeyecek mi bu devirde? Bak paraları çalmış. Uyan da balığa gidelim be baba. Hayli anlamadın mı be? Ne oldu be? O adam bizi soymaya gelen bir dolandırıcı işte. Doğru ya. Maalesef dolandırıldık Yunus'cum. Ağlamakla çözülmez bu mesele. Karakola gidip şikayet edelim. Belki komiserim yakalar. Doğru dersin ya Muharrem. Komiserim bulur bir çaresini aç. Komiserim hadi be. Ne olur paralar komiserim ya. Komiserim bir dakika. Bir dakika. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Oturun bakayım. Oturun. Oturun şöyle. Evet. Ne oldu? Teker teker anlatın. Komiserim, bizim Alişe Milli Piyango'na para çıkmıştı ya. Tabii 250 milyar. Gitti paracıklar. Kuruşuna dokunamadan gitti hepsi. Hırsız mı girdi eve? Hırsızdan da beter komiserim. Dün beyefendi giyimli bir genç eve geldi. Hayırdır? Yani ben Yunus'un yıllardır görmediği oğluyum dedi. Sonra da... Durun tahmin edeyim. Siz de hemen yediniz bu numarayı değil mi? Allah'ın safları. Vay be. Ben de sizi uyanık sanırdım. Meğerse safın önde gideniymişsiniz. Salih. Buyurun komiserim. Şu sabıkalı dolandırıcıların dosyasını getirsene arşivden. Baş üstüne komiserim. Şimdi dosyadan teşhis edeceksiniz adamı. Tabii dua edin de sabıkalı olsun.
Eğer dosyada kaydı yoksa biraz zor buluruz adamı. Buyurun komiserim. Dur bakayım. Bu mu? Yok, burada değil. Bu? Komiserim yok. Adam kaçacak. Tilki Necmi. Oğlum siz de bula bula dolandırıcıların kralını bulmuşsunuz ya. Çok geçmiş olsun vallahi. Nasıl yani? Yardım etmeyecek misiniz komiserim? Ben size nasıl yardım ederim biliyor musunuz? Nasıl komiserim? Ancak hepinize birer bardak su veririm. Al. Çaldırdığınız paranın üzerine böyle bir bardak su içersiniz. Afiyet olsun. Sağ ol komiserim. Ah, içim yanar, içim. Ya komiserim nasıl yani? Biz şimdi bu Tilki Necmi'yi yakalayamaz mıyız bunu şimdi? Oğlum, bizden kaçmaz. Elbette yakalarız. Ama parayı geri getiremeyiz. Çünkü benim bildiğim Tilki Necmi o parayı bir günde yer. Gitti paralarım ya. Neyse, biz elimizden geleni yapacağız. Dua edin de paraları bitirmeden ele geçirelim. İnşallah komiserim. Hadi bakalım. Hadi. Sağ ol komiserim. Hadi. Ya baba. Abi hadi gel. Baba gel ya. Hadi gel. Ah be oğlum Ali. En çok sana üzülürüm. Senin paraların da onlar. Ya keşke azıcık akıllı olsaydık da herifin üç kağıtçı olduğunu anlasaydık be. Keşke. Ya baba be. Hem çalınan paralara yanarım. Hem de arada sultan evlenemediğime yanarım be. Yani çifte kavrulmuşa döndüm anlayacağına. Pembe paraların çalındığını öğrenirse sultanı sana ayakta vermez artık. Ama öğrenmezse paralar hala bizde diyebilse seve seve verir sana kızı değil mi? Abi be senden korkulur vallahi be. Doğru dersin. Ben bile zaman zaman kendimden korkuyorum. Haydi. Ne var? Evimi başıma mı yıkacaksınız be? Benim gibi zengin bir adamı kapıda bekletmeye utanmaz mısın be pembe be ha? Şuraya bak. Bir kırmızı halı bilen sermemişsin be. Çekil bakalım. Çekil. Böcekleri gibi evime dağıldılar lan. Zihni şey yapsınlar ha. Ne vardır hepiniz doluştunuz evime Çin ordusu gibi? Ne demek ne vardı? Müstakbel karımın evine gelirkene izin mi alacaktım? Lan ne müstakbeli ne karısı bir. Evlilik sözleşmesi yüzünden er bir şey bozulmadı mı ulan? Evlilik sözleşmesi mi? Ne iğrenç bir şey o öyle. Tiskindim. Hangi salak fikriydi o söyleyeyim bakayım. Senin de baba. Dinleyin. Baba ya. İnsan hiç aşkla sevdiği karısından parasını saklar mı? Öyle terbiyesizce anlaşmalar imzalatır mı? Hiçbir kuvvet bana o anlaşmayı imzalatamaz. O kadar. Lan Yunus'cum. Eks aşkım. Lan şimdi sen. Sözleşme olmayacak. Evleneceğiz de. Gel gel. Parayı kırışacağız mı demek istersin? Evet. Aynen öyle. Ay Allah'ım yaşadık be. Feradıma kavuşacağım be. Ben de fotoğrafıma kavuştum. Ben de paracıklarıma kavuştum. Ne? Ama canım yani Yunuscuğuma kavuştum demek isterim lan. Yarından tezi yok, düğün yapıyor. Vah evlatlarım vah, kesin büyü yapmışlar size. Ben dedim sana değil mi bu arı? Pembe gacısı yapmıştır. Uğursuz gacı. Çekemez mutluluğumuzu. Siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi bir kurşun döker büyüyü bozarım. Sen ört o çarşaf kocanın üstüne. Suyu da al şuradan. Aldım. Ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olayım kurtar beni bu dertten kız bedana. Sen hiç merak etme bir şeyciğin kalmayacak. Ay yavaş anneciğim yavaş. Dikkatli ol ha. Aa! Aa!
Ay yandım ana. Ay yandım benim. Ay yandım yandım. Ay tebrik gelir bana. Çok güzel kaldırdın büyüğü be. Ay Marun. Durun. Durun. Bir daha deneyelim gelin. Pembe canım. Bir evlenelim. Vereceğim 250 milyarı. Sabaha kadar oynadık. Ah canım durum zilgi kocacığım. Senin hayalindeki zilgi bir damatsın. Ne güzel ulan 250 milyar. Say say bitiremem beni. Vay be. Meğer kavuşmamız böyle olacakmış sultanım. Üç çift birden evlenecekmişiz be. Ne güzel değil mi dede? Çok mutluyum. Hadi. Ayrola Selim sen ne düşünürsün öyle? Fatoş geldikte Muharrem'in başına gelen benim de başıma gelir mi diye korkuyorum. Korkma korkma bir şey olmaz. Girin girin. Gelin bakalım. Buyurun. Evet. Önce gelinin oturması lazımdır. Hadi bakalım. Asla Selim be. Tebrik ederim Selimciğim otur. Sağ ol. Sen de damat oldun ha. Haydi artık nikaha başlayalım ha. Peki hadi bakalım ya. Şahitler yerine. Sen de geç yerine ben de geçeyim yerime ha. Pembe. Canım. O 250 milyarı çatır çatır ye. Hiç önemli değil bunlar. Mühim olan aşkımız. Paranın hiç önemi yoktur canım. Bir dakika. Merhabalar. Size bir düğün hediyesi getirdim. Bakın. Tilki Necmi ve ortağı. Ay senin var ya. Dur şuan. Lan şurada bir telefon. Ne oluyor bir? Maalesef çaldığı parayı bulamadık. Tabii bir gecede kumarda harcamış. Lan bir dakika. Hangi paraları çaldı bu? Yoksa Milli Piyango'dan çıkan paraları mı çaldı? Aşk olsun Pembe, ne alakası var? Evet. Milli Piyango'dan çıkan 250 milyarı çaldı Pembe. Demek paralar çalındı. Sen de evlilik sözleşmesinden vazgeçtim diye bana numara yapardın. Allah Allah. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Bizim mahalle yukarıki mahalle. Bizim mahalle kopucu mahalle. Sizin mahalle yapıştır mahalle. Hadi gidelim karakola merkeze. Hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Usta Pirima kaçtı tovala. O kartu kalamam açtı pirivan. Usta pirivan açtı tavana. O kartu kalamam.